Allah'ım. Seçim arafasındayız ya Rabbi. Allahu ekber, Allahu ekber. Başka bir şey yok. Yukarı alır mı bu kadar? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sevgili basın, bugün burada size partimizin seçim çalışması ile ilgili ufak bir bilgilendirme amaçlı topladık. Herkesi ve herkesini biz 16 Nisan 2011 Cumartesi günü seçim startımızı vermek ve milletvekillerimizi tanıtmak için 100. Yıl Kültür Merkezi'ne davet ediyoruz. Herkes oraya davetlidir arkadaşlar. Basın mensuplarımız huzurunda bunu söylüyorum. Ayrıca onun arkasından da 18 Nisan 2011 Pazartesi günü Ankara'da Başbakanımızın huzurunda ilk önce saat 10.30'da Ankara Anane Spor Salonu'nda, arkasından da saat 15'te Altında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde bir tanıtım programımız olacaktır. Ondan sonra tamamen sahada olacağız. Benim söyleyeceklerim bunlar. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bir selamlama konuşması yapmak üzere Sayın Milletvekili Hüseyin Filiz Bey'e sözü bırakıyorum. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli AK Partili kardeşlerim, Çankırlı hemşerilerim. Zorlu bir süreçten geçtik. Buraya kadar geldiğimiz süreçte aday adaylığı süreciydi. Adayların şahıslarının ön plana çıktığı, kendi aralarında bir yarıştı. Ama artık bu iş netleşti. Adaylarımız kesinleşti. İdris kardeşimle beraber Çankırı'da birlikte tek yumruk olarak çalışacağız. Ve bundan sonra ikimiz partimizin oylarını artırmak için bir nefer olarak çalışacağız. Birbirimizde hiçbir ayrı gayrımız olmayacak. Birlikte partimizin oy oranı neyse 15-20 puan daha onu yukarıya çıkaracağız. Bu kararı beraber verdik. Partimiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sizin hizmetinizde olacağız. Sizin görüşlerinize açık olacağız. Hepinize saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ben de öncelikle değerli milletvekili adayı abimize hoş geldiniz diyoruz. Arkadaşlar, ben bütün Çankırı kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum. Bu memlekette var olan, özellikle Çankırı merkez ve ilçelerimizin tamamını da kapsayarak söylüyorum. Buyurun, işte Çankırı'nın bütün yüzleri burada. Tek hedefimiz var. Çankırı'yı bu ülkede layık olduğu yere getirmek. Başkaca bir gayeyle bu siyaseti yapmıyoruz. Ve bu düşünce içerisinde de değiliz. Ben inanıyorum ki 2023'te dünyada yıldızı bir Türkiye olacak. İnşallah 2023'te Çankırı Belediye Başkanımızın, ilçe belediye başkanlarımızın hummalı çalışmaları sonucunda Türkiye'de parlayan bir Çankırı olacak. Biz aldığımız noktadan, teşkilatın başından sonuna kadarki süreç içerisinde hep daha üst noktalara götürmenin arzusu içerisinde olduk. Çankırı'yı aldığımız noktadan 8 yılda çok çok daha farklı noktalara getirdiğimize inanıyoruz. Bizim hesabımızda başarısızlık yok. Aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz diyoruz. Ve yaptıklarımız Çankırı'da hepsi numune olarak herkesin gözünün önündedir. Bizi birisinden sormayın, Çankırı'nın taşından, toprağından, havasından sorun diyoruz. Dolayısıyla artık Çankırı insanının da inşallah Türkiye'de AK Parti'yi dereceye sokarak bu iki emaneti size tevdi edilen kardeşinizi inşallah meclise taşıyacağından eminiz.